Bir kahraman polisimizin şehit düştüğü, bir polisimizin de yaralandığı Mersin saldırısının detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Bu eylem Amerika merkezlidir diyen Soylu, teröristlerin Münbiç'ten Mersin'e 13 saatte motorlu paraşütle gittiğini söyledi. Eylemden önceki akşam saat 20 itibariyle tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Mersin'de bir polisin şehit edildiği, bir polisin de yaralandığı terör saldırısının detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Teröristlerin hain saldırı için Mersin'e nasıl geldiklerini anlattı. Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Münbiç'ten hareket ettiler. Tam 12-13 saat motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Mersin'in Mezitli ilçesinde polis evine saldırı düzenlemişti teröristler. Onlar haince saldırdı, kahraman iki polis, polis evindekileri canı pahasına korudu. Gecenin kahramanları polis evindeki 110 kişinin hayatını kurtardı. Polis Sedat Gezer şehit düştü. Saldırıya ilişkin detayları ise İçişleri Bakanı Soylu Giresun'da anlattı. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler. Sabah saat 10'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar. Ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler. İlk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz. Soylu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıda kullanılan silahların seri numaralarını istediğini de açıkladı. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat teşkilatımız. Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin. Biz ondan sonra size göndeririz diyor.